Evet. Yani bu dokunulmaz kılması ve güvenilir kılmasındaki hikmet nedir hocam? Yani Müslümanlar güç ve kuvvet haline geldi. Hani Mekke'den Medine'den Mekke'ye geldiler ya. Evet hocam. Orada Allah'ın Resulü geldi. Ey kafirler! 4 ay gezin, dolaşın. Ama ne zaman ki Müslüman olanların üzerine zulüm ve işkence olarak yağdırmaya kalkarsanız sizin defteriniz üzülür, edebiniz de terbiyeniz de oturun dedi. Olay bu hocam, güvenilir kıldı olayı bu. İbrahim suresinde 22. ayetteki Aleykümselam. Cümleten Ali Baba. Evet, ikincisi bu 22. suresinin 22. ayetinde işte şeytan orada seslenişi var ya, işte ben saptırmadım, siz kendi isteğinizle saptınız. Oradaki o seslenen kişi, o şey ne hocam? O ya, o konuşmayı yapan, o seslenişi yapan şeytanın Şeytanı lisan haliyle konuşturuyor hocam. efendim? Şeytanı diyorum, lisan haliyle Allah konuşturuyor. Şu anda zaten hani Bakara suresi 30'da ey melekler ben size bir halife yaratacağım, var edeceğim dedi ya. Orada demişti ki Allah halife var edeceğim dediğinde melekler de Allah'ım biz seni takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz. Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi bağıracaksın dedi. Yani burada insanların daha önceden böyle bir yapıda olduğunu farkında olan bir yapı var orada. İşte orada yaratır işte Rabbim Allah'tır demişti ya insanlar. İşte o insanlara o yaratılışta verdiği sözden caydırmak için bir iblis meleği yüklüyor insanın özüne, bir de takva meleği yüklüyor. Bu çok önemli. İblis, Yapma. inkârı, isyanı, fuhşu, ahlaksızlığı, haram ağaçtan yemeği nasip teklif sundu. Takva da yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstermeyi teklif sundu. Bunlardan insan hangi yönde karar verirse, karar verdiği yönde insan görevini ifşa ediyor, inşa ediyor. İşte Peki hocam, bu Secde suresinin 13. ayetinde diyor ki ben size andolsun cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamıyla dolduracağım. Burada Rabbimiz insan ve cin ayrımına giriyor. İşte orada insan ve cin ayrımı kullandığı zaman Kur'an'da insan eğer cin kategorisinde yer alırsa onu cinlerle beraber alıyor. İnsan Müslüman ve Rabbani yönde, peygamberler yönünde karar kılarsa o da Müslüman olan kategoride yer alıyor, anlamını taşıyor. Yani evrende iki varlık var. Bunlardan birisi melekler, birisi insanlar. İnsanlar Rabbani yolda yol alırsa ona Müslüman diyor Kur'an. İnsan gayri Rabbani yönde yol alırsa ona da cin diyor Kur'an. Peki hocam, o cin baş altında bir insan faktörü var. İşte Cinde orada bir kez insana vurgu yapılması, çünkü sonuçta cin de bir insanın bir vasfı, bir durumu, bir şekli, bir hali ya o zaman. evet. Orada fazla insana vurgu var. Niye ikinci kez insanın o yönüyle İşte bir vurgu Kur'an var burada? ikişerli bir anlatımla anlattık diyor ya. Orada ikişerli anlatım ifadesini de kullanırken Kur'an buna vurgu yapıyor. İnsan ve cin diyor. Oysa insanın sıfatlaşmış haline Rabbani yön, gayr Rabbani yönde sıfatlaşmış haline cin diyor Kur'an. Yani Kur'an bir Hocam ayetin başında diyor ya, cehennemi diyor dolduracağım ha. kişiler arasında insanı zikrediyor bak. Cehenneme insanı atıyor ve devamında diyor ki cinlerden de cehenneme atacağım. İblis de Hani yolda olan
insanlar cinlerdi, o zaman cinlere atacağız demesi gerekmez miydi? Orada, hocam orada Kur'an hani İsra suresi 95. ayette ne diyor? Eğer siz yani Müslüman yani Rabbani yönde yürüyen insanlar bir de gayri Rabbani yönde yürüyen insanlar olarak tanımlamış. Eğer siz beş duyuyla algılanamayan varlıklar olsaydınız Allah size gökten beş duyuyla algılanamayan varlıklardan Resul gönderdi diyor. Siz de insansınız. İnsandan olan Resul'le size uyarıcı gönderiyor diyor. Bu altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken ayetlerden biri. Eğer bu ifade Kur'an'da sürekli şunu anlatmıyor mu? Kur'an'da iki tip ayet var. Bunlardan birisi muhkem olanlar. Bunlar kitabın anasıdır der, temelini oluşturur der. Birisi müteşabe olanlar. Bunlar ilimde derinleşenler tarafından ancak algılanabilir ifadesi kullanıyor. İşte müteşabih ayetin ne anlama geldiğini Kur'an kendi bütünlüğü içerisinde ona anlam yüklüyor. Onu yakalayabilmek için Kur'an'ı çok iyi bilmek gerekiyor. Kur'an bunu anlatıyor. Bak mesela orada mesela Kur'an'da ölüm kelimesini iki anlamda kullanmış. Birisi vahye karşı duyarsız olanlar, gözleri kör, kulakları sağır, kalbi mühürlenmiş olanlara ölü demiş. Biri de hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamında olanlara ölü demiş. Hayati fonksiyonlarını yitirmiş olanlara ölü diyorsa burada vahye karşı duyarsız olanlara da ölü kelimesinin ne anlama geldiğini Kur'an'ın kendi sistemi içinde açıklıyor. Yani yine hocam secde suresinin devamındaki ayette 21. ayette onu okumadan önce biz daha önceki oturumlarımızda şu ifadeleri kullanmıştık. Demiştik ki bir kişi yamuklu bir hayat yaşayabilir, gayri Rabbani bir hayat içinde yaşayabilir ve haliyle hiç Müslümanlar dönüşülemeyebilir. Haliyle bu hal üzerine ölürse yani yaptığı dünyadaki her türlü olumsuzluk, dine uygun olmayan, Müslüman'a, topluma, fesada uğratan her türlü olumsuzluğunun cezasını bu dünyada değil, ahirette verilmesi gerektiğini söylemiştik. Yok bir de şöyle demiştik. Hocam bir de şöyle demiştik. Ya insanlar eliyle Allah müdahalesini yapıyor ya da ahiret aleminde Allah kendi eliyle müdahalesini yapıyor. Bunları bilmek gerekiyor. Aleyküm selam hocam. Diyor ya hocam orada diyor büyük azaptan önce diyor yakın azaptan kaptıracağız. İşte yakın azaptan dediği o diyor dünya hayatında ya insanlar eliyle ya da doğa yasalarıyla deprem, sel felaketleri efendim değişik ifadelerle bunu kullanıyor. Yani Kur'an kendi sistemi içinde kendini açıklıyor. Bunu yakalayamazsan Kur'an hikaye ve masaldan öteye gitmiyor. O zaman şu sonuç çıkmıyor mu? Doğa olayları aracıyla eğer azap ettiriliyorsa kişi yakın azaptan kastı bu ise o zaman depremde ölen insanların doğa aracıyla hizaya getirildiği sonucu çıkıyor. İşte orada ders alan alıyor bundan hocam. Yakın azaptan uyarıyor. Fakat onlardan bazıları ders alıyor. Bak hani bunda Yunus kavmi dışında keşke o azabı tattırdığımız zaman dünya azabını. Şenol hocanın söylediği ders alan meselesi değil. Şenol hocam diyor ki Allah diyor ki yakın azaptan tattıracağız. Tamam, o zaman ne yapıyor? Diyor bunlar çok ileri gitti. Ben bir deprem vereyim buraya diyor. Sonra bunlara bu yakın azabı tattırayım. İşte Allah böyle yapmıyor. Yani o deprem o insanlar zulüm etse de o deprem orada oluyor. Orada hepsi peygamberler yaşasa o şehirde deprem yine olur. Oluyor. Ama deprem olduktan sonra yaralananlar, ölenler kafir için bu bir azaptır. Ama Müslüman için değildir. Niye? Bu hak yolda
ben şeyden ders alır, tedbir alır, daha iyi bir yaşam sürer. Ölürse de Müslüman olarak ölür gider. Müslümanlar için azap demiyor Allah. Yani mesela Müslümanlar da ölüyor, İsa'yı helak ettik demiyor. Yani Müslümanları helak et ama kafirlerin ölmesine helak ettik diyor. Yani şuradan dehşet etmişti hocam. Soru şuradan çıkmıştı. Yani daha önceki oturumlarda demiştik ki kişi dünyada yaptığı en güzel ameller neticesinde mükafatını da cezasını da ahirette alacak demiştik. Evet. Bu secde suresinin 21. ayetteki yakın azap yani dünyadaki azap ne o zaman? Ya, sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelen azaptır bu. Mesela örneğin bir kavim var Allah içki içmeyin diye bunlar içiyor. Bu kavim içki içmeye başlamışsa ya alkollüyken araba kazanıza geçirir, ya alkol vücudundaki hücreleri öldürür veya kanseri tetikler veya her neyse onun getirdiği sebep sonuç ilişkisindeki olan şeylere maruz kalır. Yakın azap bulur veya bir başka kavim örneğin işte Rusya Ukrayna'ya diyor ki benim hakimiyetimin altına gireceksin. Tutuyor, geliyor, saldırıyor. İşte bu da bir yakın azap. Yani iki kafir birbiriyle çarpışıyor. Ve orada Ukraynalılara zulüm ediyorlar. Allah bunu yakın azabı tattıracağız derken ben sizin üzerinize bir şey musallat edeceğim anlamında değil bu. Sünnetullah'a uygun hareket etmediğiniz zaman azapla yüz yüze kalırsınız. Eyvallah. Yani bu azapla yüz yüze kalırsınız. Sebep sonuç ilişkisi içerisindedir. Yani dünya hayatında Allah'ın kesinlikle hiçbir müdahalesi yoktur. Mesela Ali İmran suresinde olması lazım. Onlara dünyada da ahirette de azap ederiz diye bir ayet var yani. Şimdi ahiretteki azabı biliyoruz. Dünyadaki azap ne? Mesela Mekkeliler zulüm ettiler, şunu ettiler, bunu ettiler. Orada Müslümanlar iman etti, güçlendiler. Geldiler onların gücünü, kuvvetini kırdılar. Bu kafirler için bir azaptır. Malını kaybetmek, mülkünü kaybetmek, otoritesini kaybetmek. Bu da bir onlar için bir azaptır yani. Şöyle diyelim. Ama bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde oluyor. Yani Allah zorla Muhammed'in kulağından tutup da işte Ebu Bekir'in kulağından tutup hadi bakayım şimdi Müslüman olacaksınız. Ben yaptım sizi. Sonra da gidip bunlarla savaşacaksınız. Bunu Allah zorla yapmıyor. Onlar tevhide iman ediyor. Bak hepsi sebep sonuç ilişkisi içerisinde. Onun dışında hiçbir şey olmaz. Şimdi örnek veriyor Kur'an hocam. Hani Firavun Musa'ya karşı ben sizin Rabbimizim dedi. Bütün insanları köleleştirdi, zulüm ve işkenceye atıyor. Allah da onlara başına bir bela verdi diyor. Bu bela nedir? Çekirge, yangın, efendim sel felaketleri veya deprem veya kurbağa, buğday güvesi değişik ifadelerle. Dedi ki Firavun, ey Musa sen Allah'ın yakınısın madem. Sen Allah'a dua et de bizi şu belalardan kurtarsın dedi. Allah da onları o belalardan kurtarınca yine eski hallerine döndü diyor. Bak bu çok önemli hocam. Yani buğday güvesi, çekirge Müslüman olanlara geliyor da Müslüman olmayanlara gelmiyor mu? İşte buradaki ifade dünya hayatında büyük azap gelmeden önce kıtlık, sıkıntı, her türlü işkenceler onları düşünmeye hakka davet ediyor. Hani Yunus'tan bahseder Kur'an. Yunus kuruya katıldı da kaybedenlerden olmuştu. Balık onu yutmuştu der. Buradaki balık kelimesini Kur'an dünya hayatındaki bol nimet içerisinde Allah'ı unutup Rabbani yolun dışında hayatını sürdürdüğünü anlatıyor. Ne zaman ki ona bir sıkıntı musallat oldu, o zaman Allah'ı tesbih edenlerden oldu diyor. Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı balığın karnında insanların ölüp de dirilinceye kadar kalacaktı diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an müteşabi olarak anlatmış. İşte Yunus 98. ayette anlatır. Yunus da artık kendine gelen musibetten dolayı Müslüman oldu. Keşke bütün insanlar başına bir felaket geldiğinde böyle ders alıp kendini düzenleyip değiştirebilseydi der ayette.
Yunus kavmi dışında böyle bir şey olmadı der. Kur'an'da yani burada hani başka bir ayetlerde de şöyle anlatır. Onlar denizde güle oynaşa giderlerken burada deniz kelimesini hem sukutteler anlamında hem de ilahi yani dünya hayatında yaşayan insanların başına gelen felaketler anlamında kullanmış Kur'an. İşte onlar güle oynaşa giderlerken şiddetli bir kasırga çıktığında hepsi derler ki Allah derler. Yani tevhid akidesi onlar da doruk noktaya ulaşır. Allah'ı hatırlarlar. Ama ne zaman ki onlar karaya çıktılar, o sıkıntı başlarından gitti, yine büyük bir çoğunluk eski haline döndü der. Olay böyle hocam. Dünya hayatında Allah'ın özel bir müdahalesi yok. Zaten sürekli azap versen Şenol hocam, Fatır suresi 45 ile Nahl suresi 65'e ters olur. Müdahale olur. Ve bu Kur'an çelişkili bir kitap olur o zaman. Nahl suresi 61. Nahl suresi 61. Fatır suresi 45. Evet. O zaman bu kitap çelişkili bir kitap olur. Hiç okumamıza da gerek yok. Kapatalım, atalım. İşimize gücümüze bakalım. Entel dantel başka şeyler okuyalım. Yani gerek yok o zaman Kur'an okumaya. Ya işte hocam Hucurat suresini de bugün okuyacağız mesela. Hucurat suresinin ilgili ayetinde yani 16. ayetinde diyor ki sizi yarattık, sizi başıboş bırakacağımızı mı zannettiniz? Evet. Yani ben yeri geldiği zaman müdahil olurum. Sonucu da çıkıyor sanki o ayet. Yok, müdahil olurum ifadesini ahirete hatırlatma amacıyla bu ifadeyi kullanıyor. Yani, ahirette müdahil oluyor. Heh, bak mesela İnsan suresi 2. 3. ayette ne diyor? Biz sizi karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Sizi deniyoruz. Dileyen şükretsin, dileyen nankör olsun. Sınava tabi tutuluyor. Sınava tabi tutulma anında Allah müdahale eder mi? Buna ilgili birçok ayet var zaten. Çok hocam. Ayet var hocam. Şöyle bir şey daha var. Bir de öbür taraftan düşünelim. Velev ki Allah müdahale ediyor. Allah müdahale ettiğini, etme metodolojisini bildirmekte çekilir mi? Çekilmez. Birilerinden utanır mı? Utanmaz. O zaman der ki, ben sizin hayatınızda şu şekilde müdahale ederim. Şunu yaparsanız şu şekilde cezalandırırım. Aynı şekilde dürüst davrananları da şunlarla şunlarla mükafatlandırırım, ödüllendiririm. Böyle bir metodoloji de koymuyor Allah. Yok yani. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Mesela en büyük günah Allah adına yalan söylemektir. Ne diyor? Allah adına yalan söyleyenler daha zalim bir kim olur diyor. Bugün Allah adına yalan söyleyenler kimler? Hristiyanlar, Yahudiler, Ehl-i Sünnet, Şia. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi. Peki var mı bunların aldığı bir ceza? Yok. Diğer taraftan hak yolda gidenler kim? Rasuller. Peki Rasullere sen benim vahyime uydun, bütün riskleri aldın diye özel bir koruma, özel bir mükafat var mı? Yok. Tam tersine hepsi öldürülmüş. Eğer müdahale edecek olsaydı kendi rasullerinin övdüğü, bak İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın zulüm gördüğünde müdahale ederdi. Ama bu defa da imtihan prensibi ortadan kalkıyor. Yani imtihan prensibine ters bir durum Allah'ın müdahale etmesi. Ama yolu gösteriyor. Zaten imtihanın gereği yolu göstermesi gerekiyor. Müdahalenin ölçüleri olması lazım o zaman. Tabii ki. Bak mesela. Müdahalenin kuralı bir şeye olması lazım. Mesela örnek olarak karikatürize ederek söylüyorum. 100 doldurana şu şekilde bir ceza gelir. Bunu koyar. O günahı işleyen herkes bu cezaya maruz kalır. Bitti. Şaşmaz yani. Ama bu defa da insanlar dayatmadan dolayı iman ederler. Mesela örneğin şimdi insanlar kahvede oturuyor. Allah dese ki üst üste 20 gün namaz kılmazsanız 21. gün size kaşıntı hastalığı verecek. Adamlar
19 günü tamamladı mı der ki ya benim bugün 20. günüm kaldı, gideyim namazı kılayım geleyim, yoksa vücudum kaşınır. Ne olmuş oluyor? Kaşınmayayım diye namaz kılıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Dayatmayla cezayı yiyecek olan insan ne yapacak? Vallahi Allah'a iman edip etmezse kafamızı gözümüzü kırıyor kardeşim burada. Ne yapacak? O zaman imtihan olmaz. Allah görünmüyor, ahiret alemini insanlara gaybi bilgi olarak veriyor. Ahiret aleminde de bu inanmadığı ahiret hayatındaki ilgili bilgiyi tam olarak, eksiksiz olarak onlara göstereceğim diyor. Onlar da geliyor, Allah'ım gördük, inandık, iman ettik. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet kulluk yapalım. İşte şu anda imtihan olmanın anlamı bu. Allah görünmüyor. Görünmeyen bir varlık sana bir şeyler anlatıyor. Bunu kim kabul eder? Biz diyenler denizdeyken ölümle burun buruna kalıp da karaya çıkan insanlar hocam. Hangisinden? Yani bizi tekrar dünyaya gönder diyenler var ya hocam. Ha, onlar işte onlar aynen. Çok güzel. Yani Allah her şeyi, her örnekten bir örnek verdik. Hiçbir eksik bırakmadık diyor. Nerede bir yanlışlık yapsan, yanlışlık yaptığının mutlaka bir şahapla gösteririm diyor. O da bir ayet karşımıza çıkıyor. Bir tanesi yakınlardan birisi. Allah'ın iki olmasın, üç olmasın ne önemi var diyor. Ben de dedim ki Allah birdir. İnsanları hep kendisine ibadet ve kulluğa davet ediyor. Eğer dünyaya iyilik yapması diyor önemli olan. Hani Bakara suresi 264. ayette de diyor ya Allah, o inkar edenlerin yapmış oldukları infaklar dağdaki bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi kaybolup gidecek. Ahiret aleminde ona kesinlikle bir yararı olmayacak diyor Allah. Bundan daha güzel olur mu? Demek ki bir kişinin İnfakının, iyilik yapmasının bedelini iman ve salih amelle bütünleştirerek anlatıyor Allah. Böyle yok yani, öyle inkar etmeyle iyilik yaptı, bilmem elektriği buldu, bilmem arabayı buldu, bilmem uçağı buldu, insanlar rahat ediyor. Bunlar hikaye, masal. Keşke insanlar, Müslümanlar bunun farkında olsa da işte bol bol dua ediyorlar ya, işte namaz sonrası ya da otururken, yan yatarken devamlı dua ediyorlar. İşte ama o duanın gereklerini yerine getirmeden dua ediyorlar. Aslında ediyorlar. Bunlar tembelliğe itmiyor insanları. Yunan sosyal işte ben talebimi Allah'a ulaştırdım. Allah'ım bir şekilde buraya müdahil olur. Olayı düzenler. Öyle bir şey. Ben güvendirmiyorum. Gerisi Allah'a. Duayı nasıl tarif ediyorlar profesörler? Elini, şöyle de dua varmış, elini ters yüz edip gökten dua gelmesi için böyle dua ederlermiş. Eli açıp da omuz hizasına kadar yükseltmeyle duanın en doruk noktaya kabul olacağı bir dua oluyormuş. Böyle anlatıyorlar. Oysa dua, kişilerin hangi yönde bir karar verirse o yöndeki fiille buluşmasına dua diyor Allah. Hani ben kullarımdan bana dua ederlerse onlara icabet ederim. Onlar da benim çağrıma cevap versin. Çağrısı da Allah'ın gönderdiği vahiy ve evren yasalarına uygun olarak söylem ve eylemlerin düzenlenmesi anlamında kullanmış. Şu anda İslam ülkeleri eğer gerçekten şu dua kavramını Allah'ın istediği gibi yerine getirmiş olsalardı, bugün ezilmiş, yenilmiş olarak ortada dolaşmazlardı. Şimdi birisi anlatmıştı, bu Hulki Cevizoğlu işte toplantılara gitmiş Arap ülkeleriyle, oradaki belli politikacılarla, yöneticilerle filan, Gazze konusunu hep konuşmuş. Hepsi diyorlarmış ki İsrail çok büyük bir suç işliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, her ne fikir. Onlara demiş ki, beraber olalım demiş. İşte yöneticiler olarak, milletvekilleri olarak, sivil toplum kuruluşları olarak gidelim şeye, Refah kapısına, gösteri
yapalım ve burayı koruma altına alalım. Çünkü biz tanınmış insanlarız. Gelip de bizi de bombalayacak değiller. Öyle dedikten sonra diyor, hepsi diyor sadece teşekkür ettiler. Yüzlerini çevirdiler diyor. Ama konuşurken aynen bizim gibi konuşuyorlar diyor. Yani dua onlarda da laftan ibaret. Duanın da, beddualın da. Ben çocuk hikayesi de güzel bir hikayeydi. Yani bu açıklamalardan sonra o hikayenin bir anlam ifade etmedi, anlaşıldı. Hangisinin hocam? Bu aslında giren şemsiyeli çocuk hikayesi var ya hocam. Yağmur yağmazsa tek iman eden kişi çocuktu diye bitiriyor. Evet. Yani Allah şu anda ortalıkta görünmüyor. Ama yaratmış olduğu her varlıkta tecelli ediyor, imzası var. Göndermiş olduğu vahiylerde de Allah'ın imzası var. İşte biz Allah'ı nereden tanıyoruz? Gönderdiği vahiylerle yarattığı evrenden tanıyoruz. Allah'ın şeyli misyonu da burada görünüyor işte. O zaman Yahudilerin dediği gibi Rabbimiz bir mekanda şu an istirahat halinde. Hayır hayır. Her gün bir iştedir. Nerede iner ifadesi kullanıyor. Yani burada sürekli kainat bir böcek yaratılırken kendiliğinden mi yaratılıyor? Yani insanlar bir taraftan ölüyor, bir taraftan yeni insanlar meydana geliyor. Ne diyor Allah? Firavun, özür diliyorum hocam. Bir saniye. Dersinde anlamak lazım. Allah öyle bir sistem kurmuş ki sürekli her gün, her saniye orasını burasını kurcalamak zorunda kalmıyor. Sağlam bir sistem kurmuş ve bu sistem çalışıyor. Bu sistemi kayda alıyor. Zaten sonuçta aslında kendi katında o bilgi, onda da var. Levh-i Mahfuz'da hepsi kayıtlı yani. Evet, saatimiz geldi. Başlayalım inşallah. Başlayalım inşallah. Yalnız ben 9.30'da bir göz damlatacağım. Ondan sonra tekrar devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Hucurat Suresi'ne başlıyoruz. Hucurat Suresi 1. Ey iman edenler! Allah'ın Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin, sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyin. Allah herhangi bir konuda bir hüküm, Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verirse mümin erkek ve mümin bir kadının o işte muhayyelik yapma hakkı yoktur diyor. O zaman Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin ifadesi kullanırken burada Allah'ın Resulü herhangi bir konuda bir şey söylerse ona itaat edin. Hani başka ayetlerde şöyle diyordu. Allah'a itaat, Resul'e itaat, Allah'a itaatsizlik, Resul'e itaatsizlik. Şu anda az önce ne konuşuyorduk? Allah görünmüyor ama Allah insanlar içinde bir Resul seçiyor. Hani İsa Allah'tan bir ruhtur. İsa Allah'ın kelimeleri ifadesiyle İsa'yı anlatıyordu. O zaman Allah kendisini İnsanlar içinden bir nebi ve resulde gösteriyor. Hani o diğer bir inişte de inmişti ifadesi kullanıyor. Yani görünmüştü, kalbi mutmain olmuştu ifade. Diğer iniş yaratılışta insana Allah'ı bilecek, Allah'ı bulacak kapasitede her organını yaratmış. O gönderdiği vahyi bilgilerle Allah'ın gönderdiği, yarattığı, insanın yarattığı o yaratılış şeklinin
tıpatıp aynısı olduğunu vurgulayarak o diğer bilinçte de inmişti, görmüştü ifadesiyle olayı anlatıyor. O zaman burada Allah'ın Resulü... Önce hocam işlemiştik ama arkadaşlara bir soralım. Eğer hatıralarından silinmişse o Necm suresindeydi herhalde o. Necm suresinde evet. İsterseniz orayı bir kısa tekrar edebiliriz istiyorsanız. Değilse devam edebiliriz. Diğer bir ilişte de görmüştür. Yani o diğer bir ilişki Cebrail'in inip çıktığını hep anlatırlar. Oysa Kur'an'da Cebrail diye bir kelime geçmez, Cibril geçer. O da direkt olarak Allah'ın kendi vahiy bilgilerini peygamberin kalbine ilka ve ilham edip ve o ilka ve ilham edilen vahiylerin eksiltmeden ve fazlalaştırmadan olduğu gibi insanlara tebliğ etme olayına Cibril. Nuriye Hanım'a soralım. Nuriye Hanım sen diğer bir inişte de gördün mü Cebrail'i daha önce? Cebrail değil, Allah'ın ayetlerini. Diğer bir iniş. Daha önce. Göreyen mi var mı? O zaman Necm suresini açalım. Baştan okuyalım. Aslında anlaşılmayan surelerin en başında gelen sure bu. Evet. Baştan Sitre, okuyalım. Yeniden tekrar etmiş olalım. Münteha da burada yani. Evet, aynen öyle. Peki. Necm suresi. Battığı zaman yıldıza and olsun. Bir dakika hocam. Sahibiniz... Orada battığı zaman yıldıza and olsun. Yani ne demek bu? Kur'an'da hep insanların bildiği, gördüğü şeyleri insanlara önce hatırlatıyor. Daha sonra bilinmeyen şeyleri anlatmaya başlıyor Kur'an. Yani yıldızın, güneşin ortaya çıktığı zaman yıldızların ışığı güneşin ışığından az olduğu için sabah olduğu zaman kayboluyor, akşam olduğu zaman yıldızlar ortaya çıkıyor. Bunu anlatıyor. Siz bunu biliyorsunuz. Ayet bize şunu söylemiş oluyor herhalde hocam. Gece parlayıp da gündüz kaybolan yıldızları nasıl gözlerinize görüp şahit oluyorsunuz bunun gerçekliği ne kadarsa benim şimdi anlatacağım bu olay da işte o gece çıkıp gündüz kaybolan yıldızlar kadar gerçek. Bir gerçek. Aynen. Aynen öyle. Yoksa and olsun deyince Allah yemin ediyor diyorlar. Allah işte zeytine yemin ediyor, yıldıza yemin ediyor, geceye yemin ediyor filan. Şimdi yemin niçin yapılır? Yemin herhangi bir sözleşme insana karşı veya cayma durumu olanlar için yemin yapılır. Bir de doğruluğunu ispat etmek için. Ama Allah'ın üzerinde başka bir güç mü var ki de Allah ona hesap verecek ve yemin edecek? Dolayısıyla burada anlatılan yeminden ziyade olayın hakikatini, gerçeğini ne vurgu yapmak, ne bilinenler üzerinden vurgu yaparak anlatıyor. Devam edelim. Sahibiniz, arkadaşınız olan peygamber sapmadı ve azmadı. Bir dakika hocam, burada şimdi sahibiniz, ne demek sahibiniz? Yani daha önce, peygamber olmadan önce ne diyorlardı? Muhammedül Emin. Yani güvenilir insan. Onu öyle kendi işlerinde içselleştirmişler ki en güvenilir insan o olarak görüyorlar. İşte ne zaman ki Allah ona vahiy bilgileri aktarıyor, Nebi Resul olarak seçtim diyor. İşte o sahibi düşmanlık o zaman başlıyor. Allah da diyor ki ey Resulüm, onların düşmanlığı sana değil, bana diyor, bana. Çünkü ben sana vahyettiğimden beri düşmanlık onlarda başlamış.
mesajı veriyor. O hevadan, kendi istek, düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. Ha, şimdi burada hani diyor ya, peygamber sadece bu 6236 ayeti mi konuştu? Oysa hani Hakka suresi 43, 44, 45. ayetlerde ne diyordu? Eğer o peygamber göndermiş olduğum vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı, onu şah damarından yakalar, kıskıvrak hesabını sorardı. Buradaki ifadede de yine eğer o göndermiş olduğumuz vahye muhalefet eden bir sözde, bir davranışta bulunmuş olsaydı, onu kıskıvrak hesabını yakalar, hesabını sorardı. Anlamı çıkması gerekiyor. O zaman bu peygamberin söylediği ya vahidir, ya vahiylerin harmanlamasının bir yorumudur. O da hem evren yasalarında hem de vahiy yasalarında onun söylediklerinin tıpkısının aynısı vardır. İşte melekler iner diner ta fecin çıkışına kadar veya o şey suresinde, Araf suresinin 172. ayetinde veya bu Necm suresinin o bölümünde onu bir diğerin işte de görmüştü ifadesiyle bunu anlatıyor. Yani Allah yaratılışta bunları vermiş insanlara, işte nebilerin aktardığı vahiy bilgilerle Allah'ın insanlara yüklediği o bilgilerin tam bir mutabakat içerisinde olan ifadesiyle olayı anlatıyor. Hani bir ayette diyordu ya, bu da Haşr suresi 21. ayette, biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, dağ yerinden ayrılır paramparça olurdu. Dağ yerinden Kur'an'ı indirmekle paramparça mı olur? Yani Allah'ın gönderdiği vahiy bilgilerle Allah'ın yarattığı evrenin yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan anlamında kullanmış bunu. Tam Rum suresinin 30. ayetinde anlattığı gibi. Yani Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları ile Allah'ın göndermiş olduğu vahiy yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din, Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında asla bir değişiklik bulamazsın diyor. İşte bu ayetler oradaki peygamberin söylediklerinin hevadan olmadığını, ilahi mesaj olduğunu kanıtlayan ayetlerdir. Hocam ben iki dakika siz konuşurken bir göz damlası damladım geliyorum. Şimdi bu Necm suresiyle müteşabih bir anlatım olduğu için somut olaylarla soyut hadiseleri bir araya getirerek biraz da böyle şiirsel bir dille de anlatıyor. Haliyle içinde kısaltmalar da var. Başka ayetlere yapılan vurgular da var. Başka surelerdeki ayetlere. Bunun böyle olunca o müteşabih anlatımı ve o vurgu yaptığı yerleri, çünkü vurgu yaptığı ayetlerde de müteşabihat var. İki tane müteşabihat üst üste gelince o zaman anlaşmak, anlayabilmek biraz daha çok şey istiyor. Yani Kur'an'daki kullanılan bir kelimeyi eğer ait olduğu yerden kaldırırsan, başka bir yere koyarsan orada fesat başlıyor işte. Yani Kur'an'ı anlamada büyük bir sorun teşkil ediyor. Hani işte mucize Allah'ın devesi dediği Salih Peygamber, onlar sanıyor ki dağdan bir deve doğurttu mucize olarak, halkın önüne koşarak geldi. Tut içinden
zalim olan birisi deveyi kesti, biz de o ve onunla birlikte olanları helak ettik. Buradaki deveyi kesme olayı, Allah'ın koyduğu deveye değeri, değerinin üzerinde bir yere taşıyarak, bir konuma taşıyarak deveyi ilah haline getirip Allah'ı bırakıp Allah'ın yarattığına ibadet kulluk etmeye başladılar diyor. O kesme olayını bildiğimiz boyundan kesme olarak değil, o deveye tapınma anlamında kullanmış. Bunu Arapçanın köküyle, çapayla yakından uzaktan alakası yok. Şimdi ben burada Gazi Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Gazi Hocam burada diyor ya Allah, o hevadan kendi istek ve düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. Şimdi gelenekçiler de diyor ki, az önce Ali Rıza Hocam da söyledi. Ya bu peygamber sadece ayetleri söyledi, sustu mu diyor. Mutlaka başka şeyler konuşmuştur diyor. Yani torunlarıyla gelmiştir, eşiyle konuşmuştur. Başka başka sorunları vardır toplumun, onlarla alakalı konuşmuştur. Mesela bir olay naklederler. Peygamberimiz bir gün geçerken bakmış ki insanlar ağaç aşırıyorlar. Onlara demiş ki şu aşıyı yapın demiş, şöyle yapın demiş, daha iyi olur demiş. Tabi aradan belli bir zaman geçiyor. Sonra bakıyorlar ki Peygamberin dediği şekilde yapılan aşıda boş çıkıyor. Yani meyve vermiyor. Sonra diyorlar ki ey Allah'ın Resulü sen bize böyle böyle dedin. Biz de böyle yaptık. Ama diyorlar bu tutmadı. Diyor ki dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. Şimdi ayette diyor ki Allah o hevadan konuşmaz diyor. İşte burada peygamber hevasından konuşmuş. Sen ne dersin buna? Hocam şimdi zaten öyle bir kitap uydurdular ki şimdi peygamberi tübe haşa Allah'a ortak koştular. Şimdi peygamberler kesinlikle Allah'ın vahyi dışında din adına hiçbir şey konuşamazlar. Mümkün değil. Çünkü yani bir ayette diyor ki eğer bizim söylediklerimizin dışından başka bir sözde onu şah damarından yakalardık diyor. Bunu keserdik diyor. Şimdi bu gelenekçiler bu kendi uydurdukları bir din olduğu için, hani peygamberleri de ilahlaştırdıkları için, onun için toz konduramıyorlar hocam. Oysa ki peygamberler Allah'ın vahyinden başka din adına hiçbir şey söyleyemezler. Peki, peygamber niye onlara aşıyı şöyle yapmayın ve böyle yapın diyor? Bilmediği halde boşboğazlık mı yapmış oluyor peygamber? Hayır hocam, şimdi o boşboğazlık değil, peygamberin aşı yapın deyip demediği de o da belli değil. Öyle. Bir kurşun gibi hocam. Şimdi peygamber bir bahçıvan değildi, bir şey değildi. Allah'ın dinini anlatıyordu. Şimdi o ayrı bir konu, o ayrı bir konu hocam. Bak şimdi... orada şunu anlamak gerekiyor. Hani Ali İmran suresi 159. ayette Allah'tan bir rahmet dolayısıyla sen insanlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın etrafındaki insanlar dağılır giderdi. Öyleyse iş konusunda, yani iş konusunda diye bahsediyor Kur'an'ın, dünyalık işlerde, tıpta, biyolojide, kimyada, astronomide aklına ne kadar müspet bilimler varsa o konunun uzmanlarıyla görüş ve o konuda almış olduğun kararı azmet ve uygula diyor. O zaman peygamber tutup da vahyi bilgilerin yanında bir de tıptan, biyolojiden, efendim değişik ilim dallarından bilecek olsaydı o zaman o bir peygamber değil, haşa Allah olurdu. Öyle bir şey yani, yok. Gelenekçiler burada peygamberi üveyim derken aslında peygambere yalan söyletiyorlar. Peygamberi anlamadığı bir konuda sallayan, işkembeden atan, boş konuşan birisi gibi rivayet ediyorlar. Çünkü peygamber sonunda diyor ki dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz. E peki dünya işlerini onlar senden iyi biliyorsa bir sene önce, iki sene önce niye ağaçları şöyle şöyle aşılayın dedin? Ya peygamber böyle bir şey dememiştir. Az önce Ali Rıza Hocam'ın söylediği o ayet Bakara suresinde miydi hocam? Yok, Ali İmran suresi 159'da. Ali İmran'da. O ayette Allah diyor ki sen onlara yumuşak davranıyorsun ve onlarla istiyorsun.
işaret ediyorsun diyor. Bak Allah böyle diyor. Ama rivayetçiler peygamberi hiç istişare etmeden şöyle aşılayın dedi. Ondan sonra da dedi ki siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz. Sanki Süleyman Demirel. Yani dün dündü, bugün bugündür. Öyle olmuyorsa böyle aşılayın deyivermiş filan. Ya ama işte hani nereden yola çıktık? Şu ayetten yola çıktık. O hevasından konuşmaz diyor ya. Tabii ki ayetleri anlatırken de olduğu gibi anlatıyor. Normal işlerinde de hevasından konuşmaz. Hevasından konuşursa Allah onu uyarır, düzeltir. Veya aşırı ileri giderse o zaman da peygamberliği yerinden gider yani. Peki devam edelim. O söyledikleri yalnızca vahyolunmakta olan bir vahidir. Yani o ne söylediyse vahidir. O kendinden söylemediğine göre o Allah'tan aldığı vahiy bilgilerdir. Ve bundan dolayı zaten Allah'ı bilen hani o deist olanlara Allah'ı kabul edip de Allah'ın insanlara peygamber göndermez diyenlere diyor ki Allah onlara gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen yine Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. Yani burada çevrilme olayı yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünden cayarak o peygamberler gelmedi, kitap yok, ahiret yok. Bunlar kendi kendilerine bir yaşam biçimi, hayat tarzı uyguluyorlar ve diyorlar ki biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. İşte bu tip insanlara Kur'an müşrik diyor, ümmi diyor. Yani yerine, konumuna göre kafir diyor, bilmeyen diyor, cahil diyor, putperest diyor. Yani Rabbin yolundan çıkan ilahi mesajla yakından uzaktan alakası olmayanlara bu ifadeleri kullanıyor. Onu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ona bu Kur'an'ı üstün, oldukça çetin bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir. Bir dakika hocam. Şimdi soruyorum. Bu ayet doğru bir meal yapılmış mı? Yani Kur'an'ı Cebrail mi öğretti peygambere? Bu konuda görüş olan var mı? Hocam. Peygamber'e Allah öğretti hocam Kur'an'ı. Cebrail öğretmedi hocam. Cebrail bildirdi. Nerede bildirdi? Ses bildirdi. Yani öğretmekle bildirmek çok farklı şeyler. Bildirdi. Çünkü Hakka suresini hep burada örnek getiriyoruz ya. Yani o heva ve hevesinden konuşmaz. O vahyin dışında bir sözü bu vahidir, Allah'tandır diyerek Allah'tan olmadığı halde bir söze bu Allah'tandır derse onun şah damarını kopardı. Yani öğretmek demek başka bir şeydir. Bildirdi demek zaten buna benzer ifadeler birçok yerde öte kullanıyor Kur'an'da. Bildirmiştir, öğretmemiştir. Peki Cebrail nasıl öğretti peygambere bu Kur'an'ı? Öğretmemiş, bildirmiş diyor. Yok ya, nasıl bildirmiş? Hocam. Nasıl bildirmiş? İşte iç sesiyle. Yani biz o tarafta iman ediyoruz sadece. Yani onun ayrıntısını kimse doğru yani çıkıyor, ayetleri okuyor. O ayetlere bakıyoruz diyoruz ki evet bu bir insan sözü değil. O da diyor benim sözüm değil diyor zaten. Biz de şimdi onu sağlamasını hem ayetin kendi içerisinde hem de varlık alemi içerisinde sağlamasını yaptığımızda bu gerçekten hiçbir insanın sözü değildir, olamaz diyoruz. Bu bir imani bir konudur. Başka görüş olan var mı bu konuda? Hocam burada hocam, özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Şimdi burada hocam Cebrail'in vahiy getirdiğine dair herhangi bir ayet yok hocam. Şimdi Cenab-ı Allah Cibril diyor. Cibril de Kur'an'ın vahiy olduğunu onu peygamberlerin kalbine Rabbimiz kendisi ilka ediyor. Yani Cebrail anlamından başka hiçbir ayet yoktur Kur'an'da. Yani bu
Cibril'dir. Cibril'inle Cebrail'i karıştırıyor insanlar hocam. Harika. Tebrikler hocam. Bak gerçekten. Hocam çok güçlü diyor. Mesela çok güçlü. Yazılımda sahip çok güçlü olan diyor. Var. Ondan sonra Cebrail diyor. Yani bak bu çok güçlü diyor. Üstün olan diyor. Yani birçok mealde kudretli olan diyor. Sonra Cebrail diyor parantez içinde. Zaten bu da bir çelişki yani. Çok güzel. Allah olduğu besbelli. Bak orada bak zaten bu bir yanlış anlayış. Peygamberlere Cebrail geldi insan şeklinde. Sakallı